arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size karavanın duş sisteminden bahsedeceğim. Evet arkadaşlar, bugün karavanın duş sisteminden size bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz bir J9 karavan yaptık. J9 karavanımıza ilk olarak tabandan, en alttan güzel bir su tesisatı çektik. Su tesisatının ardından da araya koyduğumuz aparatlar var. Bunlardan biraz üstü kapalı olarak videolarda, tanıtım videolarında size bahsettik. Seaflo marka kullanmıştık hidrofor pompası olarak. Hidrofor pompası şöyle bir şey var arkadaşlar bu arada. Bunu kesinlikle söylemem lazım. Çünkü bu konuda yapılan çok hata var. İlk önce hidrofor pompasının eğer duş için yüksek olmasını istiyorsanız, yani basınçlı bir şekilde su vermesini istiyorsanız barı yüksek olması lazım. Yani 1 bar olanlar var, 2 bar olanlar var. Bizim aldığımız 4.2 bar gücünde evdeki tazyik oranına yakın. Evdeki kadar tazyikli diyemeyiz ama normal şebeke suyuna yakın bir tazyikte akıyor arkadaşlar. Bunun sebebi de hidrofor pompamızın 60 PSI veya 65 PSI gücünde olmasından kaynaklanıyor. Burada tabii şöyle bir etken de var. Bu hidrofor pompasını tek olarak kullanırsanız, yani sadece hidrofor pompası alalım, bu çeşmeye de yeter, duşa da yeter diyorsanız şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu hidrofor pompası biliyorsunuz çeşmeye açtığınızda, yani basıncı gördüğü zaman çalışan bir sistemi var bunun. Ama şöyle bir şey var. Küçücük bir boşluğa bir damla da açsanız hidrofor pompası hemen çalışır. Dolayısıyla kısık çalıştırmaya çalıştığınızda, yani çeşmeyi çok az açalım, az gitsin dediğiniz zaman şöyle bir sıkıntı ortaya çıkacak. Hidrofor pompası sürekli aç kapat aç kapat aç kapat yapacak kendini ve bu şekilde de hidrofor pompasının ömrü oldukça zayıflayacak. Ve dolayısıyla çok fazla uzun ömür beklemeyin bu şekilde olduğu zaman. Bu yüzden size şöyle bir tavsiyem var. Birçok karavanda da zaten bunu kullanmışlardır. Araya, yani hidrofor pompasıyla kullanacağınız su tesisatının arasına bir tane genleşme tankı koyuyorsunuz arkadaşlar. Genleşme tankları zaten 100-150 TL civarında, çok pahalı bir şey değil. Çok büyük bir şey almanıza gerek yok. Yani 30-40 litre olanları var, gerek yok. 8 litre, 10 litre, 15 litre bir şey de alsanız, yani en fazla 20 litre bir şey alsanız o da yeterli. Bunun size ne faydası var? Burada şöyle bir olay oluyor. Siz çeşmeyi açtığınız zaman hidrofor pompası ilk olarak genleşme tankında bir boşluk sezdiği için orayı suyla dolduruyor. Bunun içinde de, genleşme tankının içinde bir şamrel gibi bir yapı var. Dolayısıyla genleşiyor, içerisine su doluyor. Hidrofor pompası otomatikman kendini kapatıyor. Siz çeşmeyi ne zaman açarsanız çeşmeye su hidrofor pompasından değil, genleşme tankından geliyor arkadaşlar. Yani kısık da açmış olsanız genleşme tankından gelen su bir süre size yetiyor. Genleşme tankındaki su ne zaman çok azalırsa o zaman hidrofor pompası tekrar çalışmaya başlıyor. Yani kısık kullandığınız zaman sürekli aç kapat yapmak zorunda kalmıyor hidrofor pompası kendisini. Dolayısıyla ömrü daha uzun oluyor. Şimdi ben size hidrofor pompasının su tankımızı, duşta nasıl su akıyor, çeşmede nasıl su akıyor, bunları da göstermek istiyorum arkadaşlar. Su depomuz bu. 100 litrelik bir su depomuz var. Şimdi su deposunun arkasında arkadaşlar, şurada. Evet. Tam olarak gösterelim size. Seaflo marka. Söylediğim gibi 60 PSI gücünde, yani 4.2 bara denk geliyor bu da. Burada su deposunun arkasından bakın şöyle bir çıkış aldık. Hemen etrafında süzgecimiz var. Süzgeçten doğru arkadaşlar su tesisatımız geliyor ve şuradan giriş yapıyor. Tam hidrofor pompasına. Yani hidrofor pompası süzgeçten suyu alıyor. Hidrofor pompasından tekrar şu çıkıştan doğru görüyorsunuz arkadaşlar. Genleşme tankına gidiyor. Genleşme tankı da bu arkadaşlar. Bunların yuvarlak olanları da var, oval olanları da var. Farklı farklı birkaç modeli var. Bu genleşme tankından da tekrar hemen altından şöyle su tesisatımızın banyoya ve lavaboya olan kısmına iletişimi sağlanıyor arkadaşlar borulardan. Şimdi ben size suyun akmasını da göstereceğim. Evet arkadaşlar, öncelikle bu sistemin çalışması için bizim burada bir sigortamız var. Sigortadan hemen hidrofor pompasının sigortasını açıyoruz. Bunu açtığımız an zaten genleşme tankının içinde su eğer yoksa, eğer boşsa içi, açtığımız gibi hemen onu doldurmaya hidrofor pompası başlayacak. Zaten hemen ses de çıkmaya başlar büyük ihtimalle. Açıyorum şu an. Evet. Şu an genleşme tankı doluyor. Bu süreçte toplam 10 saniye falan sürüyor. Bu süreçte açarsanız biraz az akar su. Ama biraz beklerseniz, yani genleşme tankı dolana kadar beklerseniz, genleşme tankımız doldu. Zaten dediğim gibi 5-6 saniyede hemen genleşme tankını dolduruyor arkadaşlar. Pompamız biraz büyük olduğu için bu konuda hızlı. Ama küçük pompa olursa, bak şunu kesinlikle söyleyeyim. Eğer pomponuz küçükse açtığınız zaman suyunuz çok az akacaktır arkadaşlar. Yani duş başlığından gelen su o tazeyi size vermez. Küçük küçük damla damla gelir. Çok rahat duş alamazsınız. Şimdi suyun akışını bir gösterelim. Bizim duş başlığımız bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde tazikli bir şekilde akıyor.
duş aldığınız zaman veya suyu kullandığınız zaman bu sular hemen altta bulunan pis su deposuna geliyor arkadaşlar. Şimdi normalde tabii bunu boşaltmanız gereken yerler var. Her yere boşaltmak doğru olmaz. Ama ben şu an size göstermek amaçlı direkt temiz suyu kullandığım için, yani şu an pis su deposu ama içinde temiz su var. Suyu bu şekilde, vanası burada arkadaşlar. Açıyorsunuz. Bu şekilde tahliye yapabilirsiniz. Tabi bunun ucuna hortum aparatı yapacağız. Bu aparat sayesinde uzanamadığı yerlerde logara falan boşaltmak istediğiniz başka bir yer varsa oraya uzatıp vanayı o şekilde de açabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, söylemeyi unutmuşum. Onu da şimdi ekliyorum hemen. Şimdi banyonun içerisine girdim. Banyonun içinde arkadaşlar yani 1.75 falan taban mesafesi arkadaşlar. İçerisinde de arkadaşlar buraya kadar bir alanımız var. Yani burası böyle şöyle şuraya kadar 1 metrelik bir mesafesi var arkadaşlar genişlemesine. Böyle de bu tarafa doğru da 75 santim. 1 metre 75 santimlik bir duşumuz var arkadaşlar. Bu duş başlığını isterseniz biraz daha yukarı kaldırabilirsiniz. Yani burada ayarlanabilir başlık var. Daha yukarılara da kaldı. Yani şuralara da getirebilirsiniz. Duşta eğilmenize gerek yok yani. Mecbur şöyle bir eğilmeniz gerekebilir. Boyunuz 1.80'den fazlaysa. Ama boyunuz 1.70-1.75 ise ayakta durabilirsiniz arkadaşlar. Eğilmenize gerek yok. Bu konuda da bilgi vermiş olalım. Arkadaşlar çalışma sistemi bu şekilde. Bu malzemelerin fiyatlarından bahsetmiştim maliyet videosunda. İnternet üzerinde birçok yerde Seaflu'nun hidrofor pompası yazarsanız 60 PSI olanı, yani 4.2 bar olanı almanızı tavsiye ederim. Ama şöyle, içerisinde eğer karavanız içinde duş yoksa sadece lavabo kullanacaksınız arkadaşlar. 30 PSI, 35 PSI olanlar da, yani küçük hidroforlar da sizin işinizi görecektir. Ama genleşme tankı muhakkak en azından 6 litre falan koymanızı tavsiye ederim hidrofor pompasının ömrü açısından. Görmüş olduğunuz gibi atıklar pis su deposuna gider. Siz de bu şekilde su tesisatını yaparken genleşme tankından sonra lavabolara gidiyor. Lavaboların giderinden de arkadaşlar pis su tankına gideri verirseniz istediğiniz yerde pis su deponuzu da boşaltabilirsiniz. Bu konuda sorusu olan varsa veya önerisi olan varsa bana yorumlardan yazabilir. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Düşünce ve yorumlarınız benim için çok önemli tabii. Ama şöyle bir şey de var. Saygı çerçevesini de aşmaya gerek yok arkadaşlar. Yani bir şey beğenmişsinizdir, beğenmemişsinizdir. Yorum yaparsınız, fikrinizi söylersiniz. Ama ne aşağılamaya gerek var ne de saçma bir şekilde hakaret etmeye gerek var. Sonuç olarak ortada bir emek var. Burada kimse hava atmanın peşinde zaten değiliz. Yaptığımız bir şey var ortada. Bu kesinlikle en başta bütçe işi, ondan sonra emek işi. Ayrıca ilk defa izliyorsanız arkadaşlar videomuzu, bu karavanın tüm yapım aşamaları ve tüm detayları, bütün maliyetleri hepsi kanalımızda mevcut. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.